Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim günde 100 kere Allah'ı hamd ile tesbih ederim derse, o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür. Yani mağfiret olunur. Hadis-i şerifi İmam Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Bu hadis-i şerif müminler için büyük bir tebşirdir, yani müjdedir. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki kelime vardır ki Rahman Teala'ya sevgili, lisanda hafif, mizanda ağırdırlar. Bunlar Allah'ı hamd ile tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih ederim kelimeleridir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 kere bu tesbihi derse, eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş olur. Kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Bir rivayette ise şöyledir. Her kim bu zikri her gün ve gecede 200 kere yaparsa, Allah-u Teala'dan ne isterse Allah-u Teala ona istediğini verir. Bir insan bu hadis-i şerifi öğrenmek için Horasan'a gitse bile azdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Rabbini zikredenle etmeyenin hali, diriyle ölünün hali gibidir. Yani Rabbini zikreden kimse diridir, Rabbini zikretmeyen kimse de ölüdür. Zikrullah etmeyen kimse ise her ne kadar dünya işiyle meşgul olsa da, onun zahiri ibadetten uzak ve muattal olduğu gibi batını da batıldır. Fakat kalbi uyanık ve zakir olan kimse, dünya işiyle meşgul olsa da yine kalbi zakirdir. Nitekim ayet-i celilede böyle insanların vasfında öyle rical vardır ki ticaret satış onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz buyurulmuştur Nur suresi. Yine İmam Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala Hazretlerinin hususi bazı melekleri vardır ki, yeryüzünde ehli zikri aramak için dolaşırlar. Ne vakit ki Allah'ı zikreden bir cemaat bulurlarsa, birbirlerine nida ederek, geliniz, aradığınız buradadır diyerek orada toplanırlar. Ve o mevkiyi kanatlarıyla semaya kadar çevirirler. Sonra Allah-u Teala Hazretleri o ehli zikrin ahval ve akvalini o meleklerden daha ziyade kendisi bildiği halde onlara hitaben, kullarım ne söylüyorlar der, melekler seni tesbih ve tekbir ediyorlar, sana hamd ediyorlar, seni temcit ediyorlar. Allah-u Teala beni hiç görmüşler mi der, melekler de, hayır ya Rabbi, zatına kasem ederiz ki hiç görmemişler derler. Allah-u Teala da, peki beni görselerdi nasıl olurlardı? Melekler, eğer seni görselerdi sana daha çok ibadet ederler, seni bütün kudretiyle temcit ederler, seni bütün kuvvetleriyle tesbih ederlerdi derler. Allah-u Teala da, kullarım benden ne istiyorlar der. Melekler de senden cenneti istiyorlar derler. Allah-u Teala da orayı görmüşler mi der. Melekler de hayır, yemin ederiz ki hiç görmemişler. Peki görselerdi nasıl olurlardı? Eğer görselerdi oraya daha fazla düşkün olurlardı. Orayı daha fazla arzu ederlerdi. Oraya daha fazla rağbet ederlerdi derler. Allah-u Teala da peki nelerden Allah'a sığınıyorlar? Melekler, cehennemden derler. Peki onu hiç görmüşler mi? Hayır, vallahi hiç görmemişler. Ya bir görselerdi nasıl olurlardı?
eğer bir görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunlardan sonra Allah-u Teala şöyle buyurur: Sizi şahit tutarım ki ben bu kullarımı mağfiret ettim. İçlerinden bir melek şöyle der: Ya Rabbi, filan onlardan değildir. O, bir işi için onların arasına gelmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurur: Madem ki beraber duruyorlar, onlarla beraber oturanlar şekavetten uzak olurlar. Onları da mağfiret ettim buyurur. Bir şeyin kıymetli olması, hale, zamana ve kişinin durumuna da bağlıdır. Onun için en faziletli şey şudur diye kesin bir şey söylenemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli şeyi soranların hallerine ve içinde bulunulan şartlara göre bildirmiştir. Mesela yiyeceklerin bol bulunduğu fakat suyun bulunmadığı yerde susuzluktan yanan kimseye bir bardak su vermek, fırın dolusu ekmek vermekten daha makbul olur. Vahşi hayvanların veya düşmanların saldırısına veya tehlikeli bir hastalığa maruz kalan kimsenin ölümden kurtulmasına sebep olmak, ona yapılacak diğer iyiliklerden daha kıymetlidir. Faziletli şeylerin bazıları hadis-i şeriflerde şöyle bildiriliyor: En faziletli amel imandır. En faziletli iman Allah'ı hatırından çıkarmamaktır. En faziletli amel Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. En faziletli amel namazdan sonra ana babaya iyilik etmektir. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e dedi ki, hangi oruçlunun sevabı çoktur? Efendimiz buyurdu ki, Allah'ı en fazla ananların. O kimse namaz, zekat, hac içinde aynı suali sordu. Hepsinde aynı cevabı aldı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Allah-u Teala'yı ananlar hayırların hepsini alıp gitti diye söyleyince, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet öyle buyurdu. Gafiller arasındayken Allah-u Teala'yı anmak, emir ve yasaklarını konuşmak, herkese iyiliğe teşvik etmek daha büyük sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala'yı anmak üzere toplananları melekler ve ilahi rahmet kuşadır. Sırf rıza ilahi için toplanıp Allah-u Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allah-u Teala günahlarınızı sevaba çevirdi. Yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Bir toplulukta Allah-u Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine salavat-ı şerife getirilmezse, kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Davut aleyhisselam şöyle dua ederdi: İlahi, seni ananların topluluğunu geçip gafiller topluluğuna gitmeye başlayınca, daha oraya varmadan ayağımı kır. Zira böylesi bana bir lütuf ve nimettir. Gafil, Allah-u Teala'yı anmayan, iyiliklerden haberi olmayan kimsedir. Böyle kimselerden fayda gelmediği gibi çeşitli zararlara maruz kalır. Salihlerin yani iyi kimselerin sohbetlerini ganimet bilmelidir. İyi kimseler daima iyiliği tavsiye ederler, bütün insanlığın iyi olması için çalışırlar. Günah lekeleriyle kalbi paslananlar, salih kimselerin sohbetlerinde bulunurlarsa kalplerinin pasları silinir. Kiminle gezdiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiğimize dikkat etmeliyiz. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.